enteresan bir haberle beraberiz. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump dün tutuklandı. Evet, öncelikle bu haberi bir sindirmenizi istiyorum. Donald Trump, a.k.a. Doritos Swat, a.k.a. Manyak Şişko'nun dün itibariyle tutuklandığını öğrendim. Tarihi dava, eski ABD Başkanı Donald Trump hakim karşısına çıktı. Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı bir kadınla girdiği ilişki sonrası, Trump kendisine yöneltilen 34 suçlamayı da reddederek mahkemeden ayrıldı. Yöneltilen suçlamaları seçim müdahalesi olarak yorumlayan Trump, böyle bir şeyin Amerika'da olabileceğini hiç düşünmez dedi. Bilmeyenler için olay da şuydu arkadaşlar. Donald Trump, Stormy Daniels isimli bir eski yetişkin filmi yıldızına belli bir miktar para veriyor. Sebebi de şu, benimle de bu şekilde beraber olsana diye. Yani tam bir kıraathane dayısı mentalitesiyle öyle bir para veriliyor. Ağzını yiyeyim sana. Arvadınız ben şimdi yola çıkıyorum lan, dağlardan geleceğim. Şimdi yola çıkıyorum, dağları başları aşacağım geleceğim. Seni yakalayacağım, senin avradınız. Daha doğrusu şöyle, kadınla beraber oluyor, sonra bunu basına sızdırmaması için 2016 seçimlerinde kadına sus payı veriyor. Yani bir şekilde rüşvet veriyor gibi anlayabilirsiniz. Ya kanka, bu insanları anlayamıyorum ya. Ama haberin detaylarına bakalım çünkü olay biraz daha derin bundan. Eski ABD Başkanı Donald Trump, eski porno yıldızı Stormy Daniels'la gizlilik anlaşması karşılığı para ödediyor iddiası ortaya atıldı. Bu suçlamayla yargılanan Trump bugün New York'ta savcı karşısına çıktı. Stormy Daniels, Donald Trump'la 2006'da ilişki yaşadığını iddia etse de Trump bunu reddetti. Daniels'ın 2016 yılında farklı medya kuruluşlarını arayarak Trump'la 2006'da yaşadıkları iddia ettiği ilişkinin görüntülerini satmayı teklif ettiği ve Trump'ın avukatı Michael Cohen'in Daniels'a sessiz kalması için 130 bin dolar ödediği söyleniyor. Kardeşim, sen ABD başkanlığına oynuyorsun ve bunun görüntülerini de kaydediyorsun. Dünya çapında insanların aptallığını anlayamıyorum birader. Ama sanırım bazı insanların kafası karşı cinsle bazı şeyleri görünce tamamen gidiyor arkadaşlar. Bu eski Amerikan başkanı olsa da böyle oluyor. Liseden çocukluk arkadaşınız olsa da böyle oluyor sanırım. Haberin detayları o kadar saçma geliyor ki bana. Ve bu adamın bu şekilde yargılanması dünyanın en garip şeyi olabilir. Neyse, devam edelim. Bunda yasa dışı olan bir şey yok. Fakat Trump'ın Cohen'e yaptığı ödeme yasal ücretler olarak kayda geçirildi. Donald Trump'ın parmak izi alınacak ve sabıka fotoğrafı çekileceği biliniyor. Ancak akıllardaki asıl soru, 2024'te yeniden ABD başkanı olmamak için seçim kampanyası yürüten Trump aday olabilecek mi? Asıl zurnanın zort dediği yere geldik arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Trump 2024 seçimlerine hazırlanıyordu ve bayağı bir destek alıyordu Biden'ın karşısında. Tüm dünyadaki global ekonomik kriz, Ukrayna savaşına milyar dolarların Biden tarafından aktarılması falan Amerika'daki işçi kesiminin bayağı bir sinirini bozuyor ve Trump burada tam devreye girmişti ki bu noktada tutuklanacağı haberleri ortaya çıktı ve hapishane filmlerinde görürsünüz adamın fotoğrafını çekerler. Onun çekileceği konuşuluyordu ve zorla her kelepçelenerek götürüleceği falan konuşuluyordu. Ama şöyle oldu. Trump başkan, gördüğünüz gibi burada tam girerken muhabirin bizimle konuşacak mısın sorusuna o da adeta triple ötesi bir bakış atıyor. Tüm dünyanın kendisine karşı olduğuna kendisini inandırmış durumda. And enter the Manhattan DA's office where he will be placed under arrest. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oldukça enteresan dönemlerden geçiyoruz. Donald Trump'ın tutuklanması da bu yaşadığımız dönemin saçmalığını anlatıyor açıkçası ve 2023'ün daha neredeyse yarısına bile ulaşmadık. Yani bu önemli bir olay. Neden diyeceksiniz? Amerikan tarihine bakarsanız Amerikan tarihinde eski bir ABD başkanının yargılanması mümkün değildi. Yani daha önce tarihte böyle bir şey yaşanmadı ve Donald Trump'ın şu an bir erotik film yıldızıyla ilişkiye girip bundan yargılanması biraz gangster Al Capone'un bir sürü suçlamadan kaçındıktan sonra vergi kaçakçılığından yargılanmasını hatırlatıyor bana açıkçası. Trump bütün suçlamaları reddetmiş. Fakat burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Olayın enteresanlığını, yağının çivisinin çıkmasının gözümüze artık sokulmasını geçiyorum. Bu muhabbet bence büyük saçmalık çünkü o Donald Trump'a yarayacak. Burada Donald Trump'tan nefret eden kesimden bahsediyorum. Amerika siyasetinden bahsediyorum biraz. Çok bizle alakası olan bir durum değil ama bence tüm dünya olarak enteresan bir durum. Çünkü bir böyle medeni bir ülke başkanının ABD dışında bile olsa böyle kameralar eşliğinde yargılandığını hatırlamıyorum. Enteresan bir muhabbet. Ve tabii insanlar şeyi bekliyor. Yani Donald Trump böyle filmlerdeki gibi fotoğrafı çekilecek, ters kelepçe yapılacak, patlayacak diye ama bence işin sonunda Trump bunu kullanmaya başlıyor arkadaşlar. Çünkü okuduğum haberlere göre bu muhabbetten sonra Trump'a yargıç bu dava bitene kadar Twitter'dan bir şey yazma diyor ve Trump Florida'daki evine gittikten itibaren tam bir epic troll face misali yargıcın kızını hedef alan bir takım önemli istişarelerde bulunup bunları Twitter'da paylaşıyor. Yani diyor ki yargıç da bana karşı, onun kızı da Demokratik Parti üyesi falan filan, böyle saçma sapan muhabbetlere girmiş adam. Yani böyle bir durumda. Ama
açıkçası 1000 sene düşünsem Donald Trump'ın gerçekten Doritos suratın gerçekten mahkeme sıralarında yargılanacağını düşünmezdim. Bu inanılmaz bir görüntü. Normalde şu göreceğimiz görüntüleri, yani Donald Trump'ın bu mahkemede yargıç karşısında oturduğu görüntüleri bir true crime belgeselinde görürdük. Bir de tabii şöyle bir muhabbet vardı arkadaşlar, bunu kaçırmışım. AI tarafından yapılan Donald Trump'ın yakalanma görüntüleri çıkmıştı bundan bir iki hafta önce falan. Bu da AI'ın ne kadar korkunç ve kolektif bilinci etkileyen bir şey olduğunu gösteriyor bize. Bakın böyle görüntüler bekliyordu insanlar. İnanılmaz gerçekçi yapılmış bu arada. Onunla alakalı bir video yapacağım ama burada Donald Trump'ın koşuşunu görüyoruz. Burada kendisini zapt etmeye çalışan polis görevlerine "bırakın la beni" diye bağırıyor. Burada kendisinin hapishanede takılırken, geçmişi yad ederken bir görüntüsünü ve yerde yine polis görevlileri tarafından "bırakın la beni" diye bağırdığı bir görüntüyü görüyoruz yine. Melania Trump'ın polis görevlilerine bağırması ve "kocamı bırakın namussuzlar" demesini görüyoruz. Abi bana çok enteresan geliyor bu AI muhabbeti. Gerçekten eğer AI biraz daha gelişmiş olsaydı bence bu görüntüleri gerçekten piyasaya sürüp adamın gerçek yakalanma görüntüleri, tutuklanma görüntüleri diye bize pazarlayabilirlerdi diye düşünüyorum. Doritos surat sinirli, Doritos surat yorgun. Bununla alakalı bir video çekmek istedim. Neden diyeceksiniz? Çünkü gerçekten bence bir dünyanın nasıl çivisinin çıktığını gösteriyor. Porno yıldızına rüşvet verme olayı bayağı bir eski bulvar gazetesi haberi gibi gözüküyor yani. Bu sebeple adamın yargıç karşısına çıkartıp yargılanması oldukça enteresan geldi bana. 2024'te aday olamazsın diye yapılmış gibi hissettirdi. Ve söylemem gerekirse arkadaşlar, bence artık dünyanın bir konjonktürü vardı ve bu konjonktür değişiyor. Yani timeline shift'e uğruyoruz diye düşünüyorum. Ve gördüğümüz en garip timeline'a doğru gidiyoruz gibi hissediyorum. Dediğim gibi 2023'ün daha ortasına bile gelemedik tam doğru düzgün ve yaşadığımız olayları burada anlatsam zaman bile yetmez yani. Öyle bir durumdayız. Hani şöyle bir genele baktığımız zaman da kardeşim, bu suçtan ki ABD başkanını yargılamak biraz da Amerika'daki partilerin ve ideolojilerin çatışması gibi geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda, merak ediyorum açıkçası. Bununla alakalı ufak bir video yapmak istedim. Videolardan da gördüğümüz üzere Donald Trump'ın o eski videolarda gördüğümüz Doritos ve Cheetos honzlu suratından bir eser kalmamış gibi arkadaşlar. Oldukça sinirli ve tribal gözüküyor ve bunun sonu ne kadar kullanacaktır diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce bu Donald Trump'ın seçimlere tekrar girememesi için yapılan bir hamle mi? Yoksa adam zaten bundan yargılanacaktı ve telefon şakası yapılırken videosu çekilip YouTube'a atılan bir sapık dayı kafasına takılması Donald Trump'ın sonunu zaten getirecek miydi? Bununla alakalı düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Neyse arkadaşlar, bu videonun da sonuna geliyoruz. Babakok'tan sevgilerle diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.